Merhabalar, bugün KTV TV'nin sektörümüzü tanıyalım programındayız. Konuğumuz çok kıymetli Onay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Onay. Ahmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, nasıl gidiyor çalışmalar? Hamdolsun, teşekkür ederiz, iyiyiz. Bildiğiniz gibi sektörümüzde devam ediyoruz, yani çalışıyoruz. Sizi biz tanıyoruz da bir de Kayseri'nin tanıması açısından, izleyicilerimizin tanıması açısından kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Onay Gıda Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ortağıyım. Baba mesleğimiz olan gıda toptancılığı yapmaktayız. Sektöre girişimiz, babamız 1962 yılından beri gıdacı. Biz de 1980'den beri Onay Gıda olarak aynı sektörde devam etmekteyiz. Bakliyat ve zeytin bayiliğimiz, ayçiçek yağı ticareti yapıyoruz, zeytinyağı ticareti yapıyoruz. Sektörümüzün öncülerinden biriyiz. 39 yıldır devam ediyoruz. Çok şükür bugüne kadar iyi bir şekilde geldik. Sektörü temsilen, firmamızı temsilen bugünlere geldik. Gıdanın geçmişi ve bugünkü durumu ve geleceğiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdi toptan gıdacılık eskiden çok iyi bir meslek, geçerli bir meslekti. Üreticiyle tüketicinin arasındaki bağ bizdik, hizmet sektörüydük. Biz sürekli nerede ne üretiliyorsa gidip yerinden bulup alıp getirip burada hizmet vererek işte marketlere, o zaman market, eskiden market yoktu biliyorsunuz, bakkallarımız vardı, pazarcılarımız vardı. Bunlara biz mal temin ederek, ürün temin ederek bütün hizmet sektörü bizdik yani. Ama şimdi yerel market, ulusal market çoğaldı. Bakkallar marketciliğe döndü. Perakende sektörü şu anda üreticiyle perakende sektörü muhatap oluyor daha çok. Bizim sektörümüzde yani toptancılık biraz daha kayıp olmaya başladı. Ama geleceğe sıkıntılı. Bu ulusal mağazalar, ulusal marketler bizim bakkallarımızı yok etti. Pazarcılarımızın işleri düştüğünden dolayı. Bizler aracıydık. Biz onların hem sermayeleri, hem ürün temini, hem depocusuyduk biz burada. Toptancı demek yani küçük esnafın ürününü temin eden depocusu, her şeysi bizdik. Şimdi toptancılık biraz alt şeye kaydı, kademeye kaydı. Perakende sektörü ön plana çıktı. Hizmet sektörü daha fazla ön planda. Üreticiler direkt perakendeciye ürün satmak. Çünkü marketlerde şey çok, rekabet çok olduğu için birbiriyle. Adam daha ucuza nereden bulurum, nasıl temin ederim? Üretici çoğaldı. Ürettiği malı pazarlamak için onlar arayış içindeler. Yani perakende sektörüne direkt muhatap olup da daha çok satabilme amacıyla. Sektörümüzün geleceği pek parlak değil. Toptancılık sektörü bitmek üzere bir sektör. Yani ama ne kadar gider, 10 sene mi gider, 15 sene mi gider böyle, onu da biz de bilemiyoruz. Biz de hayatta mücadele ediyoruz yani. Kaç kişi istihdam ediyorsunuz? Şu anda 6 kişi çalışanımız var, bir de ben varım, 7 kişi. Yani Kayseri Ticaret Borsası'nın faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz? Eskiden nasıl? Ben 2013 yılından beri Kayseri Ticaret Borsası'nın içerisindeyim. Evet. 2013'te meclis üyesi olarak girdim. Bir dönem meclis başkan yardımcılığıyla devam ettim. İkinci dönem seçildik biz tekrar. Evet. Bu ikinci dönemimiz. Borsanın faaliyetleri şu anda çok çok iyi. Evet. Nasıl iyi? Daha önce yani bu odalar, borsalar bizim bildiğimiz 15-20 yıl önce, evet, Kayseri Ticaret Borsası olsun, ticaret odası olsun, evet, yani sanayi odası olsun, odalar ne iş yapar diye bütün herkes biliyorsunuz, siz de bu memlekette yaşıyorsunuz. Oda ne iş yapar, ne işe yarar? Şimdi biraz sıkıntılar çoğaldıkça vatandaşın, esnafın gerek devlet kademesinde gerek güncel hayatta bu odaların ne işe yaradığı yeni yeni gündeme gelmeye başladı. Vatandaşın, üyesinin sesini yukarıya duyurmak için odalardan başka gideceği hiçbir yer yok, kimse yok yani. Ferdi olarak gitsen, hiç kimsenin kapısını çalsan kimse umursamıyor. Ama odalarımız, şu anda borsamız, odamız, yeni yönetimle beraber borsamızın aktifliği ön planda. Üyelerinin sıkıntısı, derdi, tasası neyse bunları çözmeye gayret gösteriyorlar. Ben de içindeyim. Ben de komite başkanıyım. Beraber geçen hafta yönetimle beraber 7 komite başkanı, evet, Ankara'ya ziyaretimiz oldu. Bu yumurta sektöründe, dericilikte, bizim gıda sektörümüzün perakendesinde, evet, hal yasasındaki, evet, sıkıntıların dile getirilmesi için gittik, müracaat ettik.
faaliyetleri borsanın şu anda iyi ama inşallah daha iyi olur. Bir de bu çalışmaların meyvesini alırsak, evet, dönüş olursa bizi o zaman daha çok sevindirecek, daha çok gayret gösterilecek. Borsanın faaliyetleri şu anda iyi, yani sıkıntı yok. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz Ahmet Bey. Ederim. Allah razı olsun, ben teşekkür ederim. Program yapmayı düşündüğünüz için de teşekkür ederiz. Evet. Borsamızın çalışmalarından biri de bu. Evet, evet. Yani evet, inşallah daha iyi olur. İnşallah. Evet sayın seyirciler, bugünkü KTB TV'nin Sektörümüzü Tanıyalım programının konuğu Onay Gıda Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Onay'dı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Programımızı burada bitiriyoruz.